diyor. Dünya internetle beraber iyice küçüldü. Artık küçücük bir dünya haline geldi. Bilgi paylaşıldıkça çoğalıyordu ya, artık bilginin sınırı yok. Anında hafızalarımızda bilgi, anında cebimizde, hemen yanı başımızda, ceplerimize taşıyoruz. Tabii bunun olumlu yönleri olduğu gibi olumsuz yönleri de var. Kimi de diyor ki artık özel hayatımız kalmadı, özelimiz kalmadı. Yani hani insan sosyal bir varlık ya, tabii bir özeli var, özelimiz kalmadı. Şimdi benim sosyal medyada paylaştığım, işte Facebook sayfam var, Twitter'ım var ve diğer sosyal medya araçlarımız var. Hanımım da var evde. Hanım da burada üye. Oradan bir şeyleri paylaşıyor. İki oğlum var. İkisinin de ayrı ayrı Facebook sayfaları ve Twitter'ları var. Akşam oldum, eve gidiyoruz. Herkes hemen telefonlarının başında. Bilgisayarı çok arttık. Bilgisayar kalmadı. PC'ler zaten gitti. Laptoplar vardı. Onlar da gitti. Şimdi telefon bu içerisinde her şey. Dünya burada bakın. Dünya bu kadar oldu artık. Tabii bu doğru mu? Bu bizleri ne kadar korkutuyor veya ne kadar mutlu ediyor? Bunları Sayın Basın Genel Kurulu Genel Müdürümüz bize anlatacak. Bunları aslında çok sık tartışmamız gerekiyor. Hayatımızın birer parçası haline geldi artık bunlar. Anton Çehov'un bir lafı var. Diyor ki, en tehlikeli insan tipi az anlayan, çok inanan insandır diyor. Yazışmalar, haberleşmeler, ateş yakarak haberleşmeler, yazılı basında doğruluğa çıktı derken, çok etkin gazetelerle dünyaya şekil verirken, çok fazla hesaplanmayan, daha yakın bir tarihte beklenmeyen bir duruma geldik. Ve inanılmaz hızlara gelişiyor. Her şey yazılıyken bir anda, az önce Sayın Başkanımızın dediği gibi, bir telefon içine bütün dünyayı sığdırmış oldu. Bu yeni dünyaya ayak uyduracak tedbirler alması lazım ülkelerin, Türkiye'de dahil bütün ülkelerin ve bunu faydaya çevirecek her türlü projeleri üretmesi gerekiyor. Ben önce Basın İlan Kurumu'ndan biraz bahsetmek istiyorum. Basın İlan Kurumu 1961 yılında kurulan bir basınla ilgili hem eğitim veren hem basın ahlak esaslarına göre denetleyen, şekil açısından denetleyen, zaman zaman ceza veren, kamu ilanlarını gazetelere belli şekillerde dağıtan bir teşkilat. Özel bir yapımız var. Tamamen bugüne kadar hiçbir iktidardan direkt etkilenmeyen bir yapısı var. 36 kişilik genel kurulda 12'si devleti temsil eden, 12'si basını temsil eden, 12'si de tarafsızlar grubunu temsil eden koalisyonla ya da diyalogla bugüne kadar yürüyen bir teşkilat. Niye buna ihtiyaç duymuştu? Çünkü yıllarca iktidarlarla basın arasında her zaman sorunlar oldu. Bu padişahlar döneminde de vardı. Nefi'nin hicivlerini hatırlarsınız. Sultan II. Abdülhamit döneminde de vardı. Büyük Atatürk döneminde de oldu. İnönü döneminde de oldu. Menderes döneminde de oldu. Bugüne kadar da hala devam ediyor. Yandaş medya, karşı medya, çeşitli ifadeler var. O zamanlarda işte rahmetli Mehmet Akif Ersoy'un da Abdülhamit'e yazdıkları, daha sonra da Cumhuriyet Bölümü'nde de işte
Nazım Hikmet'in yaşadıkları, Necip Fazıl'ın yaşadıkları, edebiyatçılarımız, şairlerimizin bir yazı yüzünden hükümetle, iktidarla veya o günkü sivil toplumla ters tutulduğu zamanlarda yaşanan tartışmalarda hep denildi ki işte basın, kamu ilanları işte besleme basına rezil, hükümetler lehine yazmayanlar dışlanır. Geç. Tabii bir gazetenin kurulup kurulmayacağına basın ilan kurumu karar veremiyor. Cumhuriyet savcıları izin verildi ama aslında şu anda onlara da izin veremiyor. Sadece onlara bilgilendirme yapıyor. Ama hangi gazetenin kamu ilanı alamayacağına biz karar veriyoruz. Kriterlere göre değerlendiriyoruz ve ona ilan veriyoruz. İnternet medyası ile ilgili böyle bir çalışma da var. Sayın Başbakanımızın başkanlığında toplantılar yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız kabul etti internet medyası ile ilgili çalışan duayen gazeteci arkadaşlarımızı. Ve Sayın Başbakan Yardımcımız Bülent Arınç sürekli bu işin üstünde. Çünkü basından sorumlu bakanımız kendileri defalarca toplantılar yapıldı. İki olay üzerine yürüyor. Biri basın yayın informasyon genel müdürlüğü internet medyasını gazeteci kabul edecek. Onlara sarı basın kartı verecek. Belli kurallara göre değerlendirecek bir teşkilat. Onlar bir kanun tasarısı hazırladılar. Aslında taslağı da dönüştü. İmzaya açıldı Bakanlar Kurulu'nda. Ama daha sonra bir takım itirazlar, özellikle yazılı basının bizden toparlanacak haberlerle bunları yayın yapacaklar. Bunun önüne geçecek tedbirleri de alın öyle müsaade edin. Bir bakıldı ki bir takım eksiklikler var. Onun üzerinde çalışılıyor. Yoksa biz basın ilan kurumu olarak bir çalışma yaptık. Aynen yazılı basın gibi internet medyasını da kamu reklamlarından yararlandırmak, artı denetlemek, basın ahlak esaslarına göre tıpkı yazılı basında olduğu gibi düzenleme yapmak üzere bizim bir kanun teklifimiz hazır, mecliste bekliyor. Ama basın yayın informasyonu genel müdürlüğünün hazırladığı kanun çıktıktan sonra ancak bizim kanunu çıkarabiliriz. Çünkü önce gazeteci olarak tanımlanması lazım. Yoksa bugün pek çok internet sitesinde çalışan arkadaşımız değişik davalardan yargılanıyor. 500 seneyle yargılanan arkadaşlarımız da var. Bunu da biliyoruz. Alıntı haber koydukları halde veya normal haber koydukları halde bazen yayın yasağı geldiği halde hala internet sitesinde bulunduğu için daha başka sebeplerle arkadaşlarımız ciddi sıkıntılar çekiyor. Bunun önüne geçmek için bu yasal düzenlemelerin yapılması lazım. Ondan sonra da yeni sorunlar tabii ki çıkacak. Her gün yeni bir buluş sergileniyor. Bu buluşlara duyarlı reflekslerin de geliştirilmesi gerekiyor. O da yine meclisten kanun çıkarmak olabilir. Bir haftada kanun çıkarabiliyorsunuz. Bu konularda şunu söyleyeyim. Ben sporda da çalıştım. Basınla ilgili kısımlarda da söyleyeyim. Ortak sorunlar olduğu için de kanun çıkarmak için çok fazla sorun yaşamazsınız. İktidar muhalefet el ele veriyor, bu çalışmaları yapıyor. Şu anda da ben meclisteki bütün partilerin buna hazır olduğunu düşünüyorum. Ama bizim bir an önce işte bunun esaslarını belirleyip değerlendirmemiz gerekir. Yoksa sorunlar yaşanmaya devam edecek. Tabii bir de sosyal medya inanılmaz bir hızla, baş döndüren bir hızla gelişiyor. Ve inanılmaz bir güç kazanıyor. Bu güçten rahatsız olmalı mıyız? Eğer kontrol edemezseniz rahatsız olabilirsiniz. Ama rahatsız olmayacağız. Hazırlık yapacağız. Hazırlıklı olmamız lazım. Ve bunu kâra hemen çevirmemiz lazım. Vatandaş gazeteciliği çıktı artık. Herkes bir gazeteci. TRT'de yayınlanıyor, görüyorsunuz. Çok güzel bir habersizsiniz diye bir program var TRT'de. Keyifle izliyorum. Benim vatandaşım, Anadolu'nun en ucra köşesindeki bir genç, kendi telefonuyla veya bir neyi ayarlıyorsa bir çekim yapıyor, görüntü, bunu haberleştiriyor ve TRT'ye yolluyor. TRT'de onları seçip yayınlıyor.